Arkadaşlar merhaba. Bugün Antalya'nın Sarıkent bölgesinde motor süreceğiz. İşte burası Antalya'ya yaklaşık 50 km mesafede. İşte kayak merkezi buradan. Kışın şu yukarıya doğru kayak falan yapıyorsunuz. İşte burada şimdi motorları indiriyoruz. Birazdan araziden şeye doğru gideceğiz. Yukarılara doğru çıkacağız. Kaç motor var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane daha arkada var. 9. Arkadaşlar bugünkü turumuz biraz soft olacak ama güzel manzaralar göreceğiz. İnşallah kazasız bir gezi olur, motorumuz avzalanmaz. Sabah petrolde benzin aldım. Yağ koyduktan sonra yağ benzine karışmadı. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Ya motor... Evet arkadaşlar, mikrofonda konuşmak da biraz harbiden yorucu oluyor. Ya yorucu değil de motor sürerken konuşmak biraz zor açıkçası. Arkadaşlar sabah benzin aldım motora, doldurdum depoyu. Sonra motorda 200 yağ koydum işte, 120 gram. Ancak yağ direkt dibe oturdu. Ya motorun benzinle karışmadı ya. Ben bunu direkt gözümle gördüm ya. Ben çünkü yağ dipte kıpkırmızı görünüyordu. Neyse, o eğer o şekilde motoru çalıştırıp biraz binseydim büyük ihtimal piston sindire bayağı bir zarar verirdi herhalde. Ya da yağ karbüratörün dibine otururdu. İkisinden biri olurdu da. Ben de bir hortum buldum petrolden. Hemen içine sokup yağın benzine karışmasını sağladım. Ama böyle bir şeyin olması çok saçma. Çünkü bu iPhone kullanıyordum daha önce, Samurai. Onda böyle hiçbir sıkıntı yaşamadım. Direkt benzine karışıyordu yani rahat bir şekilde. Ama bu Motul 800'de benzine karışma sıkıntısı var ya, kesinlikle sıkıntılı bir yağ. Şimdi arkadaşlar diğer bir konu da şu, burası yaklaşık 2000 metre olduğu için burada motorunuzun hava ayarını yarım tur ila bir tur arasında açmanız gerekiyor motorun sesine göre. Çünkü burada oksijen miktarı az olduğu için motorun hava ayarı değişiyor. Böyle dik tırmanış bir yerler var ya. Oraya da gideriz ya. Oraya gideceğiz zaten oğlum. Çakmağa gidiyoruz ya. Çakmağa gidiyoruz bak. Dörtte çıktı burayı, iyi bari. Kaç kişi sayacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayacağız. Aşağı altı uçurum olabilir. Bakın şu aradan gidelim. Hadi ya. Bakalım. Ben de ikisini alışıyorum galiba. Artık çok güzel. Thank you.
Şimdi arkadaşlar buralarda niye motor sürüyoruz? Çünkü alçakları kumlar çok sıcak. Bir şey var mı? Omuzdan. Çıkarttım. Oynatamıyor mu Gökhan? Yok, bir dakika dur da boşum dönüyor bir daha. Oturalım. Kaskımı çıkartalım. Çıkarayım mı? Şu an ipin acı var. Nefes alamıyorum bugün. Nasıl düştü? Abi motoru geri alırsam ben onu tutarım. Sen Gökhan var mı durum? Abi omzum biraz kötü sanki ya, bilmiyorum da. Omzum. Verebilecek misin yok tamam? Ha? Abi şöyle bir yakışacaktır da kakar çıkabilir. Evet, tık diye oturdu az önce. Al. Oturdu. Sen dengeye mi oldun? Ne yaptın? Niye o kadar attın kendini? Ön kaydı abi. He? Gerçek mi? Dik değil gibi gözüküyor da bayağı dik. Çok dik ya. Gökhan, bir ayağa kalk ya şöyle bir. Bir dakika abi ya. Burnunu vurmuşsun da iyi ki bir şey olmamış Gökhan ya. Adam midem bulanıyordu ya. Travma geçirdi ama. Kız düştüm abi ya. Kalkmıyor. Arkadaşlar buradan şu an dik bir yerden iniyorum. Motor ayaklarım arasında sıkışmış vaziyette. Arka freni çok hafif basıyorum. Ön freni de kontrollü kullanıyorum. Yani böyle ön teker kayarsa burada direkt yere yapışmanız an meselesi. Dolayısıyla bu fren kombinasyonunu düzgün yapmanız gerekiyor. Üç. Evet, birader düştü de biraz toparladı. Kafasına kask olmasa Allah korusun ya. 2. Ya burada hızımı alamadığım için 2'ye çektim motoru. Ama 2'de de çıktı. Şimdi 3. Nasıl durum, iyi mi? Mesela burada sağ yamaç var. Burada ben sol ayağımla peg'e şey basıyorum ya, sola doğru yatırarak basıyorum ayağımı. Niye? Motor hani sağ tarafa yatarsa bu sefer yamaç olduğu için sağ tarafa doğru kayacaktır motor. Bunu pegle ve şu ayağımı motora şu şekilde dayayarak ayarlıyorum, görüyorsunuz bak. Bunlar önemli küçük detaylar. Beyler, şimdi bu gezinin maliyetinden bahsedeyim biraz daha. Merak ediyorsunuzdur. Şimdi bu gezinin maliyeti yaklaşık olarak şöyle. Yaklaşık 60 TL'ye depoyu dolduruyorsunuz. Onun dışında işte buraya çıkma maliyeti araç 30 lira yakıyordur en az. Düz hesap 100 lira diyelim, yani yiyecek içecek falan da alıyorsunuz. 30 lira yemek yerseniz bu gezinin maliyeti yaklaşık olarak şu an yıpranma maliyeti de dahil 150 lira falan. Ya bana maliyeti 150 lira şu an. Arkadaşlar hedef şu karşı dağın tepesi. Dolayısıyla buradan direkt vuracağız bakalım. Arkadaşlar 3
Evet, sanki 2 istiyor gibi. Hadi oğlum, hop. Hop 2. Evet, kollar yanmaya başladı beyler. Kollarım asılıyor çünkü motor şu an. Evet, ikinci viteste 3 ile başladık, 2'ye düştük son anda. Şurayı zorladık. Arkadaşlar, sürüş esnasında sadece önünüze değil ileriye bakarsanız yolu daha iyi analiz edersiniz, daha iyi olur. Selamünaleyküm. Vurdu arkadaşlar. Ah.
Oho. Evet arkadaşlar, alın size manzara. Selamünaleyküm. Merhaba abi, ne haber? Merhaba. Merhaba. Bayağı çılgın. Efsane yerler ya, şuraya baksana. Arkadaşlar motorun üstünde şu an zor durum, beni sol tarafa doğru ittiriyor yani, öyle söyleyeyim. Baya baya dik bir yer. Ah. Şu manzaraya bak ya.